Merhaba, konumuz flash ayarları. Flash modlarını anlatacağım ve bu modlarda ayarları ne şekilde yapıyoruz? Uygulamalı olarak flash üzerinde göstereceğim. Benim kullandığım flash Canon Speedlight 600EXRT uygulamaları bu flash üzerinden yapacağım. Ama temel bilgileri verdiğim için siz de kendi flashlarınızda neyin ne olduğunu rahatlıkla anlayabileceksiniz ve uygulayabileceksiniz. Sıfırdan başlamış olalım. Bazı modellerin bu on ve off tuşunun arasında bir de lock kısmı bulunuyor. Bu seçeneğe getirdiğinizde yaptığınız ayarları kilitlemiş oluyorsunuz. Diğer tuşlara yanlışlıkla bassanız dahi hiçbir şekilde ayarlar değişmiyor. Modun hemen üzerinde bulunan Z harfi gibi görünen, üzerinde oklar olan tuşa tıkladığımızda da flaşı harici olarak kullanacaksak iki tane bir alıcı ve verici oluyor. Bunları bu alıcıların birini makinenin üzerine takıyoruz, birini flaşa takıyoruz. Bunlar üzerinden de ayarları değiştirebiliyoruz. Eğer iki farklı flaş kullanacaksak, üç farklı flaş kullanacaksak burada da hangi flash ana flash olmuş olacak? Ona master deniyor. Diğerleri de slave olarak kullanılıyor. Buradaki seçeneklerden belirliyoruz. Gelelim flash modlarına. Mod tuşuna tıkladığınızda modların değişmeye başladığını görüyorsunuz. Bunlar TTL, Canon'da ETTL, Nikon'da ITTL, Yanglo'da da PTTL diye geçiyor. ETTL'den hemen sonra M harfi yani manuel moda geçmiş oluyoruz. Ve de multimod. TTL modla başlayalım. Bu aynı makinelerimizin otomatik modu gibi. Makinenin aldığı ışık miktarını ve de netleme yaptığınız obje veya kişinin sizden ne kadar mesafe uzakta olduğunu algılayıp bunun üzerinden flaşın gücünü ayarlıyor otomatik olarak. Diyelim ki fotoğrafınızı çektiniz ve yine de ya çok aydınlık geldi veya karanlık, dilediğinizden daha karanlık göründü fotoğraf gözünüze. O zaman yine buradaki ayarları kendiniz de değiştirebiliyorsunuz. Sol alt köşede Zoom Custom Function yazan kısma, onun hemen altındaki tuşa tıkladığımızda ortadaki tuşu çevirerek 50 mm ile çekim yapıyorsak buraya 50 mm'yi ayarlıyoruz. 70 mm ise 70 mm'yi giriyoruz. Zoom seçeneğinin hemen yanındaki artı eksi kısmına tıkladığımızda da buradan pozlamayı ayarlayabiliyoruz flash üzerinden. Aynı makinemizde yaptığımız pozlama ayarı gibi değeri artılara getirip fotoğrafımızın daha aydınlık çıkmasını, eksilere getirip de daha karanlık çıkmasını sağlayabiliyoruz. Artı eksi işaretinin hemen yanındaki FEP seçeneği. Bu seçenek size HDR çekim yapma olanı tanımış oluyor. Bir alan çok aydınlık çıkacakken başka bir alan çok karanlık çıkabilir. Orada pozlamanın tam olarak iyi olup olmayacağından çok emin değilseniz isterseniz 3 tane fotoğrafı ard arda çekebiliyorsunuz farklı pozlamalarda. Ve sonrasında bu fotoğrafları düzenleme programları üzerinden bir araya getiriyorsunuz. En sağda, sağ altta görünen Sync seçeneği de senkronizasyonu belirlediğimiz kısım. Benimkinde High Speed Sync dediğimiz yüksek hızlı senkronizasyon seçeneği de var. Bunun dışında normal flash senkronizasyonu, bir de ikinci perde senkronizasyonu bulunuyor. Normal flash senkronizasyonunda birinci perde senkronizasyonu diye de geçiyor. İkinci perde ile birinci perde senkronizasyonu arasındaki farkı anlatınca daha belirgin olacak. Normal flash senkronizasyonunda perde açılıyor ve flash patlıyor direkt olarak. Özellikle uzun pozlamalarda ikinci perde senkronizasyonuyla aralarındaki farkı çok net göreceksiniz. Zaten ikinci perde senkronizasyonu genellikle uzun pozlamalarda tercih ediliyor. Perde kapanmadan hemen önce flash patlıyor. Hareketli bir ortamı, hareketli bir nesneyi çekiyorsunuz diyelim. Veya üzerinde ışık olan bir nesneyi, objeyi çekiyorsunuz. İkisinde de böyle ışığın dağıldığını, uzayıp gittiğini göreceksiniz. İkisini de ayarlayıp kendiniz de görebilirsiniz aradaki farkı. Normal flash senkronizasyonunda çektiğiniz ilk kare sabitlenmiş olacak. İkinci perde senkronizasyonunda sabitlenmiş olan net olarak kaydettiği kare son kare olmuş olacak. High Speed Sync seçeneği de yüksek hızlı senkronizasyon. Burada bize makine yani flash şöyle bir seçenek sunuyor. Normal flash senkronizasyonunda
Flash enstantane hızını belli bir yerde sabitliyor. Belli bir yere kadar çıkabiliyorsunuz, hızlandırabiliyorsunuz. Ben kendi flash senkronizasyonuma tıkladığım zaman normal flash senkronizasyonunda da ikinci perde senkronizasyonunda da enstantane hızını en fazla 1/180'e kadar çıkarabiliyoruz. Yüksek hızlı senkronizasyon yani high speed sync bize şöyle bir seçenek sunuyor. Enstantane hızını 1/4000'e kadar çıkarabiliyoruz. Çok hızlı olan objeleri veya kişileri çekeceksek de çok işimize yarıyor. Veya dış mekanda çekim yapıyoruz diyelim. Arka planda gökyüzünün, bulutların detaylı bir şekilde görünmesini istiyorsak eğer yüksek enstantane hızını kullanıp detaylı bir şekilde çekim yapabilmemizi de sağlıyor aynı zamanda. Manuel moda gelecek olursak burada da yine makinelerimizdeki manuel mod gibi bütün değerleri biz flash'a bildiriyoruz. Flash'ın gücünü biz belirliyoruz. TTL'deki ayarlardan çok farklı değil. Yine sol alt köşede Zoom Custom Function yazan kısımdan kendimiz değiştirmeye başlıyoruz Zoom bilgisini. Zoom'un hemen yanında bulunan artı eksi kısmı bu kez flash'ın gücünü ayarladığımız kısım. 1/1 flash'ın tam güçte çalıştığı değer. 1/2 flash'ın gücünün yarısı. 1/4 dörtte biri. 1/128'e kadar flash'ın gücünü düşürebiliyoruz. Dilersek artırabiliyoruz. Manuel mod üzerindeki son ayarımız da yine en sağ altta bulunan senkronizasyon ayarı. Senkronizasyon ayarını da yine TTL modundaki gibi senkronizasyon tuşuna basarak değiştirebiliyoruz. Değiştiğini görüyoruz ve hangisini de istiyorsak o seçenekte bırakıyoruz. Ve üçüncü modumuz da multimod. Multimod yine uzun pozlamada farklı sonuçlar elde etmek istendiğinde stroboskopik denen çekim tekniğini uygulamış olmamızı sağlıyor. Burada da objektifimizin milimetre değerini dilersek biz bildiriyoruz flaşa, dilersek de otomatik modda kullanıyoruz. Zoom ayarı yine aynı yerden sol alt köşedeki tuş üzerinden yapılıyor. Zoom'un hemen yanındaki artı eksi tuşuna basıp ortadaki tuşu çevirmeye başladığımızda yine flaşın gücünü ayarlamış oluyoruz. Manuel modda olduğu gibi. Artı eksinin yanında multi yazan seçeneğe tıklayıp ortadaki tuşu çevirmeye başladığımızda flaşın kaç kez patlamasını istiyoruz. Bu bilgiyi giriyoruz. En sağda bulunan seçenek de hertz birimini bizim istediğimiz sayıya, rakama getirerek flash'ın diyelim ki 6 kez patlayacak, patlamalar arasındaki sürenin ne kadar olmasını istediğimizi belirliyor. Bu flash'ın patlama sayısıyla hertz bilgisinin şöyle bir matematiği var. Diyelim ki flash'ın 8 kez patlamasını istiyorsunuz. Hertz değerini flash sayısının 2 katı yaptığınızda 16 hertz değer belirlediğinizde yarım saniye, enstantane hızını yarım saniye olarak belirlemeniz gerekiyor. Flash'ın 8 kez patlamasını istediğinizde 4 hertz değer girmişseniz bu kez de 2 katı olduğu için flash patlama sayısı 2 saniyelik bir süre belirlemeniz gerekiyor. Yani flash'ın patlama sayısı ve hertz arasındaki bu ilişki enstantane hızınızın değerini de doğrudan etkiliyor. Flash'larda kafa karıştıran başka bir terim de guide number. Guide number'ın Türkçesi kılavuz numarası. Kılavuz numarası bizim flash'ımızın gücünü, ne kadar büyük, geniş bir alanı, ne kadar metre uzaklıktan aydınlatabildiğini bize belirtiyor. Örneğin benim Canon 600E XRT olduğu için kılavuz numarası 60. Çektiğim obje veya kişinin 30 metre ilerisine konumlandırarak da flash'ı rahatlıkla aydınlatabiliyorum o kişiyi veya objeyi, ortamı. Bu derece yüksek kılavuz numarası 60 gibi, 68 gibi çok geniş bir alanı çekecekseniz, geniş bir alanı aydınlatmanız gerekiyorsa bu tarz çekimlerde, etkinlik çekimi gibi çekimlerde tercih edebilirsiniz. Kendiniz obje veya kişiye çok uzakta durarak o alanı aydınlatmanız gerekmiyorsa daha düşük kılavuz numaralı flaşları tercih edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.